Ben beklerim ama Gizem beklemedi. Ben de çok şaşırdım senaryo gelince. Dedim ne alaka dedim aradım bu, sen. Bu Nisun'un elinde değil yani. Sizce herkes ikinci bir şansı hak eder mi? Söyledim ama yine söyleyeyim. Evet. Partneriniz eğitim hayatında hiç kopya çekmiş midir? Çektin mi? Ben çektim. Ne dedin bana? Doğru yoldasın. Bu çocuk beni tanıyor. Tanıyorum. Tanıyorum. Bana evet dedi yani. Evet, ben de sana çekmedim söz. Partnerinizin anlattığı fıkra komik olmasa da güler misin? Bir şey söyleyeyim mi? Ben demiş ki A dese de gülüyorum ama yani. O kadar. Nedir, evet mi? Ha, evet dedim. Teşekkür ederim. Gülmüyor muyum sana sürekli? Gülüyorsun. Bir şey anlatırken bu kadar heyecanlı anlatıyor ki bir sonraki söyleyeceğini düşünüp bir öncekine ne söylediğini unutuyor ve böyle bakıyor. Bence gayet komik yani. Partneriniz ilk görüşte aşık olmuş mudur? Gerçekten bence sen tam bir aşk insanısın. Bir zamanlar kesinlikle öyleydim. Çünkü doğru. Bir zamanlar. Balık burcu değildin sen, doğru. Uçlarıma girmeyeyim, çıkamaz bu kadar. İkitlersin. Aa neydi, ben biliyordum, unuttum. Oğlak. Aa oğlak. Söylenmesin. Sen nereden biliyorsun? Az önce konuştum. Sen bana ne dedin? Ben hayır dedim. Çünkü çok kolay kendini teslim edebileceğini düşünmüyorum. Biraz böyle emin olması gerekir diye düşünüyorum. Görüştüm. Bak etkilenmekten bahsetmiyorum. İlk görüşte aşk yani, çok büyük bir şey. Bence ben oldum ya ilk görüşte. O zaman hemen değiştiriyoruz. Olmaz öyle. Öyle olmaz ama. Partnerinizin hoşlanmadığı bir kişi ortama girdiğinde bunu belli eder mi? Nasıl ya, ben? Kesinlikle. Beni hiç tanımıyor. Kesinlikle etmez. İroni yapıyorsun değil mi? Hayır, ironi yapmıyorum, etmez. Ya ben anlarım ama dışarıda başka bir insan. Nasıl ya? Ya? Sen de belli ediyorsun ama. Ben etmez miyim, ben de hemen dışarı vururum. Konuşmuyor, yok oluyor ortadan. Özgü diyorum, Özgü yok. Niye gitti oluyorum? Gitmişim. Ben de belli ediyorum ama öyle deme. Partnerinizin canlandırdığı karakter ile arkadaş olur muydunuz? Doğru söylüyor ya. Gizem de böyle hani... İkizler Burcu ya. İkizler Burcu ya. Seni seviyorum ama hiç sevmiyorum. Gibi bitim. Bunun Nisu katlı gerçekten çok güzeldi o sahnede yani. Bazen öyle sahne geliyor ki. Ama ben diyorum bir önceki sahnede böyle yapmıştım. Şimdi nasıl böyle yapacağım diyorum. O zaman İkizler Burcu olayım ben diye oradan çıktı. Partnerinizin stalk yapmak için kullandığı fake hesabı var mı? Ne geldi Nisu Hanım'da? Hayır geldi. Beni tanıyor. Beni tanıyor ya. Ya dur, senin klerçeyi telefonu Almanca. Neydi o? Telefonu bir gün masada bildirim duruyor. Bildirim geliyor. Bildirim geliyor. Ama ben de hani Almanca olduğu için anlamıyorum. Neydi? Kulağıma söyle gerçek Almanca aksanını hatırlayayım. Mütterahın. Ben mütterahın mı diyorum? Hayır, mütterahın. Diyorum mütterahın diye birinden sana mesaj geldi diyorum. Onun anlamı neymiş mütterahın? Mitteilungen yani. Mitteilungen. Aynı şey. Mütterahın. Bildirim yani. Ondan mesaj gelmişti. Bildirimden bildirim gelmiş. Partneriniz diyette olduğu halde gece Facebook siparişi verir mi? Evet, aa bildim. Ben ne dedim? Dayanamaz bence. Oha, soruyu unuttum. Ne evet dedim. Oha ne evet. Gece yemek sipariş verir mi? Hayır diyecektim ben ona, o yüzden. Hayır evet diyorum. Çünkü çok iradelidir kendisi. Partneriniz sete hep geç kalır mı? Bence böyle yani. Özgü de asla geç kalmaz. Aşırı disiplinlidir. Sahneye gelmeden önce bir 3 saat bizimle konuşmaz. Çünkü duyuya hazırlanıyordur. Partnerinizin gizli gizli dinlediği ama kimseye söylemediği bir şarkı var mıdır? Genelde böyle yabancı şarkılar dinliyor. Ama böyle içinde bir kulaklığı takıyor ama dışarı ses gelmiyor zannediyor. Ben duyuyorum. Neydi sen o şarkı? Sen gittiğin hepsi geliyor mu? Tabii canım. Duyuyorum ben. Neydi o şarkının adı ya? Damardı. Bu arada ben bilerek bu arada hayır diyorum. Çünkü ben Ulu Orta dinliyorum çünkü. Çok açık. Peki partnerinizin günlüğünü bulsanız okur musunuz? Tartışmasız. Ben de okumam. Asla. Partnerinizin set öncesinde bir totemi var mıdır? Evet, bence vardır. Ama ne? Söyle. Benimki belli. Set öncesi benim yok. Benim takıntılarım var. Ruh hastasıyım ama set öncesi herhangi bir totemim yok. Senin ne? Gerçekten bir totemim yok. Nasıl yok ya? Hakikaten yok. Ama senin olduğunu düşünüyorum. Yok benim. Şey var sadece işte, sabun muhabbeti. 50 puanlık bir soru. Partneriniz döner ya da hamburgeri içeceğiyle aynı zamanda bitirmeye çalışır mı?
Hayır. Sen ki bunu bilirsin. Hayır. Bir şey içtiğini görmedim ben de Özgün'ün. Ben böyle düşünüyorum. Bella, yemin ederim Kemal Sunal gibi. Bir ondan. Öyle bir tikin yoktur senin yani. Tik değil ama yani kuru gitmiyor sonra. Sorularınıza cevap verdiğiniz için teşekkür ederiz.